sevgili arkadaşlar. Milli mücadele hazırlık döneminden devam ediyoruz. Samsun'a çıkıştan sonraki ikinci konumuz Havza Genelgesi. Havza Genelgesi ki Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkış yaptı. 22 Mayıs'ta o Samsun raporunu İstanbul'a yolladı ve orada bunların haksızlığını belirtti. İzmir'in işgalinin haksızlığını belirtti ve yaklaşık bir hafta sonra da Havza'ya geçti. Neden? Samsun'da Rum çetelerinin ve İngilizlerin bulunmasından dolayı. Havza genelgesinde Mustafa Kemal'in üzerinde durduğu belli başlı noktalar. 1. İşgallere karşı protesto mitinglerinin düzenlenmesi. 2. İşgallere karşı protesto telgraflarının çekilmesi. Kimlere? Hem itiraf devletlerine hem de İstanbul hükümetine. Bu da halkın işgalleri kabullenmediğini ve milli bağımsızlığına önem vermesini sağlayan gelişmedir. Böyle bir mesaj içermektedir. Geldik en önemli noktaya. Protestolar sırasında azınlıklara zarar verilmemelidir. Mustafa Kemal bunu özellikle istemiştir. YGS tarzı sorular da karşımıza çıkar. Neden bu konuda hassasiyet gösterilmesi istenmiştir diye sorulur. Bunun da sebebi eğer ki azınlıklar zarar görürse itilaflar bunu bahane edecekler. Özellikle de Mondros'un 7. maddesine dayanarak işgal alanlarını arttırabilirler. Milli mücadele başlamadan bitebilir. Milli mücadelenin organize olması ne olur zora girer. Bu yüzden özellikle bu madde üzerinde durulmuştur. Askeri birlikler ki dağıtılmayacak, silah ve cephaneleri de bırakılmamalıdır denmiş. Bu da işgallere karşı mücadele edileceğinin kanıtıdır. Ki LYS tarzı bilgi sorularında KPSS'de belki karşımıza çıkabilir. Bu genelgeden sonra ilk miting yine Havza'da yapılmıştır 30 Mayıs'ta. Ki burada artık Mondros ateşkesine ilk açık tavırdır. Mondros'ta askeri birlikler dağılsın deniyor. Bakın oradan kıyaslayabiliriz. Osmanlı orduları terhis edilmelidir. Silah ve cephanelerine el konulmalıdır diyor. Bakın burada açıktan bir tavır alınmış, tam tersi bir karar alınmıştır. Mustafa Kemal hangi yetkiyle gitti? 9. Ordu Müfettişi ne yapacaktı? Silahları toplayacaktı, çatışmaları engelleyecekti, milli cemiyetleri, milli güçleri dağıtacaktı. Ama şu maddelere baktığınızda bunun tam tersini yaptığını görüyoruz. Ki resmi yetkisinin dışına çıkmıştır. Ki Mustafa Kemal'in bu yetkinin dışına çıkması itiraflar tarafından Mustafa Kemal'in İstanbul'a çağrılmasına yol açacaktır. Hatta Mustafa Kemal'in ilk çağrılışıdır. Ama tabii ki geri dönmeyecek, yoluna devam edecek. Bu belge sadece Mustafa Kemal tarafından hazırlanıp imzalanmış ve yayınlanmıştır. Yani kişisel kalmıştır. Bunu ne yapacak? Amasya genelgesinde ne yapacak? Önemli komutanlara da imzalatarak bunu kişisel olmaktan çıkarıp halka mal edecektir arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda Amasya genelgesi üzerinde duracağız. Başka bir videoda görüşmek üzere.